tek besinle devam edelim bugün diye düşündüm. Ve bazı gruplarca hiç yenmemesi gerektiği, insan diyetinden tamamen çıkarılması gerektiği söylenen iki besinden bahsetmek istiyorum. İnek sütü ve un, buğday. Ben kesin söylemleri hiçbir şekilde sevdiğimi söyleyemem. Genelde bir şeyin kararını verdiğimde geniş perspektiften bakmaya çalışırım. İnek sütü ve buğdayla ilgili de geçmişe baktığımızda, yani evrimsel tarihimize baktığımızda bizimle birlikte yürüdüklerini görüyoruz. Avcı toplayıcı toplum ne zaman yerleşik hayata geçip hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmaya başladığında bir şeyler daha yolunda gitmiş ki nüfus artmaya başlamış. Yani eğer gerçekten kötü olsaydı buğday da inek sütü de bu patlamanın yaşanmasını beklemiyoruz. Üstelik hayvancılığın tarımdan daha eski dönemlerden beri insanlıkla beraber olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla inek sütünün kötü olmasını çok mantıklı bulmuyorum tarihsel açıdan baktığımda. Ama her çocuğun da bunu yemesi gerektiği, içmesi gerektiğine dair bir şeyim yok, zorunluluğum yok. Bir çocuk mutlaka şu kadar ondan almalıdır demek de çok doğru gelmiyor. Eğer çocuk sütü sevmiyorsa büyük ihtimalle zaten ona iyi gelmiyordur. Onu içtiğinde kendini iyi hissetmiyordur. Yani çocuk özellikle süt içmiyorsa vermeyin. Alternatiflerine bakın. Yoğurdu, peyniri kullanmaya çalışın. Çünkü inanılmaz bir kalsiyum kaynağı inek sütü. Ondan o kadar kolay vazgeçilebileceğini düşünmüyorum. Evet, ben mesela sütü çok severim ama bana dokunur. İçmek zorunda değilim. Alternatiflerini kullanıyorum. Çok yoğurt yerim. Kalsiyum ihtiyacımı oradan karşılarım. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Yani çocuk sevmiyorsa içmesi için zorlamayın, alternatiflerine kadar şey yapın. Ama içiyorsa da engel olmayın. Tabii ki 2 litre içmesin günde. Ama 600, 700, 1 litreye kadar hiçbir sıkıntısı yok, verebilirsiniz. Burada da yine bir es vermek istiyorum. Sanayi tipi üretimden uzak durmanızı öneriyorum. OHS sütler yerine günlük sütleri tercih etmenizi, eğer güvenilir bir çiftçi dostunuz varsa günlük sütte de o çiftçinin sütünü tercih etmenizi öneririm. Yani ne kadar az sanayiden uzak duran ürün bulursanız o kadar çok rahatlıkla tüketebilirsiniz diye düşünüyorum. İstanbul'da olmama rağmen herhalde bir 10 yıldır aynı yerden süt alıyorum. Aynı çiftçiden alıyorum ve onun tek bir hayvanından alıyorum. Yani birden fazla hayvandan vermiyor bana. Tek bir hayvanı seçiyor ve onunla gidiyoruz. O sütün kaymağını da yiyor çocuklarım. O sütten elde ettiğim peyniri de yiyor. O sütten yaptığım dondurmayı da yiyor. O sütten yaptığım az şekerli sütlacı da çok seviyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca bu ürünlerdeki işte sütte ve undaki, buğdaydaki sorunun daha çok sanayi tipi üretimden kaynaklandığını düşünüyorum. Aynı şey buğday için de geçerli. Buğday bana dokunuyor. Buğdayı yediğimde hipertansif ataklarım, sanayi tipi ama. Bakkaldan ya da dükkandan ya da marketten aldığım ekmeği çok tükettiğimde hipertansif atak geçirecek kadar ödem yapıyor bende. Şişkinlik yapıyor, uyku yapıyor. Bir sürü sıkıntılı şey var. Fakat 10 yıldır neredeyse kendi ekmeğimizi yaparız. Ve o ekmek eğer gene çiftçi dostlarımdan aldığım undan veya buğdaydan kendim yapmışsam, unu elde etmişsem, oradan yaptığım ekmek bana dokunmaz. O ekmekten çok yiyemezsiniz zaten. Bir dilim sizi doyurur. Yeni tip buğday o kadar çok işlemden geçiyor ki un olmak için. Bir kere genetiğinin değiştirildiğine dair bir sürü söylem var.
hibrit olduğu için, çok fazla hibrit işleme maruz kaldığı için içindeki gluten miktarının gittikçe arttığını görüyoruz. Tüm bunlara bağlı olarak da insanda cidden olumsuz etkileri var. Ama Anadolu'nun eski buğdayları, sarı buğday, kara kılçık, nusret, siyez, bunların hepsi güzel besinler. Dolayısıyla haftada bir iki gün bunlardan yapılmış ekmeği yemesinde, birkaç gün hatta, bir sıkıntı yok. Ama evet, sanayi tipi buğdayı da, buğdaydan yapılmış ekmeği de her öğünde çocuğunuza vermeyin. Benim kendi çocuklarımda ekmek yemek alışkanlığı yoktur. Yemeklerini yerler. Evde ekmek pişmişse o tadı, o kokuya dayanamazlar ve hemen alıp bir parça yiyebilirler, pasta çörek gibi. Ya da haftada bir iki defa tost makinesinde bir tost yaparlar kendilerine ya da biz yaparız, veririz. Dolayısıyla her öğünün vazgeçilmesi değil. Hiçbir öğün için çok aşırı miktarda yüklenmemek gerekiyor. Her şeyden az az ve çeşitli yemek gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece ve en önemlisini söylemeyi unuttum. Sanayi tipinden uzak durduğunuz sürece beslenmeniz sağlıklı olacaktır. Çeşit ve doğal besinler, iyi gıdalar. Sanayi tipi olmayan gıdalar sizin çocuğunuzu iyi besleyecektir. Bunlar emek ister, farkındayım. Ama yapılabiliyor. Birçok dalda birçok şeyle uğraşan biri olarak ben vakit bulabiliyorsam herkesin bulabileceğine eminim. Zorluyor mu? Evet, zorluyor. Ama gene de bulabiliyorum o vakti. Siz de bulun. Çünkü ne yersek oyuz. İyi gıdalarla beslenin. Siz de, çocuklarınız da. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.